Amerikan endeksleri, yarı iletkenler dışındaki teknoloji hisselerine gelen alışlarla yükselmeye devam ediyor. Amazon, Apple ve Tesla %3'e yakın değer artışıyla günün yükselen yıldızları. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. S&P hisselerinin üçte ikisi, 11 sektörün 8'i günü sınırlı kayıpla bitirdi. Banka, enerji, havacılık ve sağlık hisseleri en çok kaybettirenler arasında. Mikron hisseleri açıklanan güçlü sonuçlara rağmen kapanış sonrası işlemlerde %8'e yakın aşağıda. Yarı ile etkenler geneline yayılan satışlar Nasdaq vadilerini de aşağı çekiyor. Borsa İstanbul yabancı satışıyla gerilemeye devam ediyor. Banka dışı likit hisselerdeki sert satışlarla endeks 10.500 kritik seviyesinin altına geriledi. BİM, Coca-Cola içecek, Migros, Sasa ve Tüpraş en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor. Tahvil ve hisse arasındaki ayrışma sertleşiyor hisse tarafında son 5 haftada yabancı satışa 1.8 milyar dolara ulaştı. Tahvil tarafında ise aynı dönemde kümüle satış 4.4 milyar dolar düzeyinde. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Yabancı satışının devam edip etmeyeceği piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.430 ve 10.575. Gündemde öne çıkan konu para politikası kurulu toplantısı. Genel beklenti faizlerde değişikliğe gidilmemesi. Faiz dışı alanda da ilave sıkılaşmaya gidilmesini beklemiyoruz. Para politikası her anlamda yeterince sıkılaştı. Artık bekleyip sonuçlarını göreceğiz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Doğan Holding, Logo ve Turkcell. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.